Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü ve selam ala Resulullah. Değerli kardeşlerim, şeytan nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Atölyesi, işçileri, dosyaları, kazması, küreği, baltası, iğnesi, tencereleri, şişeleri, fişekleri nasıl çalışıyor acaba şeytan? Bilmiyoruz. Zaten şeytan ateşten yaratılmış bizim gibi etten kemikten değil. Yani yaratılış şekli bizim anlayacağımız gibi değil. Çalıştığı şekli nasıl bileceğiz? Eli ayağı nasıl tutuyor? Gözleri nasıl? Üflüyor mu? Bilecek halimiz yok. Allah ve Peygamberi aleyhissalatü vesselam ne kadar bildirdiyse o kadarını biliyoruz. Ancak değerli kardeşlerim şeytan bize nasıl hangi yöntemi kullanarak zarar veriyor olduğunu bilebiliriz. Kur'an-ı Kerim ayrıntılarından bahsediyor. Babamız Adem'e de aleyhisselam nasıl zarar verdi onu da biliyoruz. Derli toplu baktığımızda hangi yöntemleri kullanıyor bu mel'un iblis diye incelediğimizde bakıyoruz ki bir numaralı ham maddesi unutturmaktır unutturuyor. Namazı unutturuyor. Alkolün, kumarın, faizin, yalanın, hırsızlığın cezasının cehennem olduğunu unutturuyor. Anneyi babayı üzmenin cezasının dünya ve ahireti kaybetmek olduğunu unutturuyor. Eşlere zarar vermenin, eşin eşe zarar vermesinin Allah adına bağlanmış bir bağı çözmek olduğunu unutturuyor. İnsan olduğumuzu unutturuyor. Biz Cenneti ve cehennemi hep canlı aklımızda tutabilsek şeytana bir adım daha ötede kalmış olurduk. Onun etkisini bir tık aşağıya düşürmüş olurduk. İkinci olarak kardeşlerim kademelendiriyor. Ne demek kademelendiriyor? Tepeden inip bir günde kimseyi sarhoş yapmıyor. 20 sene namaz kılmış insana bırak artık bugün demiyor. Annesi örtülü kendisi 30 yaşına kadar örtülü bir kadına, Müslüman kadına aç başını demiyor. Kademelendiriyor. Önce ayağının altından hafif bir gıdıklıyor. Ondan sonra göğsünden gıdıklıyor. Koltuk altından gıdıklıyor. Burnundan kıl alıyor derken çomağı gözüne batırıyor. Mesela örtülü bir hanımefendi iken başını açmayı düşünen bir kadın bir gece kalktığında gördüğü bir rüya üzerinden olmuyor bu. Önce başı açık olanlarla onun sosyal ilişkisini genişletiyor. O başı açık olanları başı kapalı olanlardan daha insancıl olmaları yönünde ikna ediyor. O başı açık olanlar ona canım kardeşim diye hitap ederken başı kapalı olanlar kardeşim diye hitap ediyorlar. O başı açık olanların tavrı onun için sıcaklık oluşturuyor. Bu bir kademe. Birinci basamağı bastırıyor. İkinci olarak örnek veriyorum tabii böyle olacak diyeceğim. Bunun onlarca örneği olabilir. Mesela şu renk bir tesettürüm olsun düşünüyor. Eşi de ya o renk benim hoşuma gitmiyor. Şu rengi giy diyor. Bu ikinci erime ve açılma seansını oluşturuyor. Sonra bir hoca konuşma yapıyor. İnternette o konuşmaya rastlıyor. Başı açık olanlar diye sert bir konuşma yapıyor. Güya o hocanın kabalık, sabalık, sertliklerinden etkileniyor. Buna inat başımı açacağım diyor. Doktora kızıp intihar edeceğim diyen gibi. Bu kademelendirmesi. Namazı da böyle bıraktırıyor. Kur'an okumayı da böyle bıraktırıyor. Dostluklara da böyle ara verdirttiriyor kimseye git şu dostunu öldür demiyor. Araya bir iş sokuyor. Çayı onun dizinin üstüne döktü diye. Özür dilemedi diye. Borcu üç gün geç ödedi diye. Geçerken şöyle yaptı diye. Bir sebep uyduruyor. Küçücük bir fındıktan koca bir balyoz oluşturuyor. O balyozu tak kafasına vuruyor bir gün. Demek ki şeytan birinci işi olarak unutturuyor. İkinci iş olarak uyuşturarak iş yaptırmak için kademelendiriyor diyoruz. Üçüncü olarak da vesvese veriyor. Vesvese nedir? Ya olmazsa, ya yanlış olduysa diye kendi ayakları üstüne basamayan, kendisine güvenemeyen, kendisini bile güvenli bulmayan bir insana dönüştürüyor. Tuvalette temizlik yapıyor, olmadı dedirtiyor. Vesvese. Birisi ona nasılsınız diyor, bu benim paramı çalacak herhalde. Kötü niyeti var diyor, vesvese. Her şeyden vesvese verdirtiyor. Bu sefer dikiş tutmaz insan haline geliyor. Üçüncü olarak da bu. Dördüncüsü süslüyor. Bildiğimiz süsleme. Mesela yaygın bir örnek olarak Sigara içen birisi ciğerlerini zehirliyor mu? Zehirliyor. Kansere hazırlık yapıyor mu? Yapıyor. Peki o sigarayı içine çekip diye nefesinden körük gibi duman saldığı zaman o ne mutluluk oluyor. Ciğerlerinden kopmuş bir parçayı havaya salgıladığı halde çok iş yaptığını zannediyor. Etrafındakiler de vay be kendi ciğerini çürüten adama bak diyeceği halde iyi efkar dağıttı ha deyip imrendiriyor. Süslüyor. Çıplağı süslüyor. Sarhoşu süslüyor. Haram parayla ev alanı, krediyle iş yapanı mutlu göstettiriyor. Cehennemin etrafını çiçeklerle donattırıyor. Bu da onun ayrı bir taktiği. Nasıl çalışıyor şeytan sormaya çalıştık da onun cevabını şimdi konuşuyoruz. Ve yaptığı işlerden bir tanesi de eşyayı, parayı, değerleri, milli değerleri, sağlığı savurganlıkla, israfla, şımarıklıkla tükettiriyor. Gençlerin ideali kim? Kimi idol alıyor gençler? Herkes bin liralık ayakkabı giyiyorsa 15 bin liralık ayakkabı giyeni. Arada sadece bir markanın logosu var. Ürün aynı ürün. Gençler kimi merak ediyorlar? Saçı tıraşlı mı? Değil mi? Belli olmayacak kadar. Horoz gibi kafasında ibik bırakmış. Kenarından saçı bağlamış. Öbür kenarını kesmiş, tıraş etmiş. Bunu merak ediyorlar. Yemekte tertemiz hijyen bir annesinin hazırladığı sofraya mırın edip oturmuyor. Büfeye gidiyor. Margarininden şusuna kadar hijyen ve temizlik açısından problemli gıdaları mis gibi yiyor. Annesinin sofrasında otursa maliyeti 50 lira olacaktı. Kahvaltı için gittiği yer 500 liraya mal olmuştur. Savurganlık benimsenen bir hayat tarzı olduğu zaman şeytanın kancasıdır. Yakalamıştır, çekiyordur. Şeytanın çalışma taktiklerinden bir başkası da avret teşhirciliğidir. Yani çıplaklık. Erkek veya kadın bunun doğal sonucu da göz kirliliğidir. Kirlenmiş gözlerle yaşayan bir toplum Şeytanın tuzağına düşmüş toplumdur. Onlar şeytana iş üretiyorlar. O da o işi ekonomik yararına dönüştürüyor diye örneklendireyim. Şeytanın çalışma taktiklerinden bir başkası da müziktir. Hemen şimdi müzik haram mı? Kur'an'da var mı gibi sormaya gerek yok. Müzik neden çılgınca delilikler yapıldığı zaman İnsanların jiletle vücutlarını kestiği zaman kullanılıyor. Neden? Müzik, cenaze ve afet ortamlarında belli bir fonla insanların mahzuniyeti artsın diye kullanılıyor. Çünkü müzik hayatı yönlendirir. İnsan beynini meşgul eder ve belli bir tarafa çeker. Davulun gürültüsüyle uyanan başka kaval sesiyle uyanan başka. Müzik etkileyici. Şurası haram, burası helal o ayrı bir konu. Herkes itikadına göre, takip ettiği alime, hocacığa göre hüküm bulur. Şeytanın çalışma taktiklerinden biri de ibadetleri ihmal ettirmesidir. İnkar ettirmesi demiyorum. O zaman dinden çıkar insan zaten. Biz Müslümana karşı şeytan nasıl bir çalışma planı üretiyor, onu konuşuyoruz. İbadeti ihmal ettirir, ötelettirir. Sonra, sonra der bir günde ibadetsiz kalır insan. İbadetsiz kaldın mı imanda maazallah tehlikeye girer. Ve bir başka çalışma tarzı da ahlak çöküntüsüdür. Ahlak gidince şeytanın yıllarca uğraşıp ahlakı çökertmesinden sonra geriye iman kalır. İman da gitti mi? Bir şey kalmaz zaten. Peki kardeşlerim, biz çaresiz miyiz? Hayır, çaresiz değiliz. Şeytan korkutup ötelettiriyor. Faize bulaştırdığı zaman ya da bulaştırmadan önce, e senin evin olmazsa, ha bu kirayı ömrün sonuna kadar nasıl vereceksin diye korkutur. Hastalıkla korkutur, fakirlikle korkutur ve ötelettirir tövbeyi ötelettirir, barışmayı ötelettirir, sa samimi olmayı ötelettirir, eşle mutluluğu ötelettirir, çocukların zevkli bir şekilde anne baba demelerini ötelettirir, ötelettirir. Ötelenen bütün güzellikler şeytanın geliri olarak yazılan bilançolarıdır. Biz şeytanın bu çalışmalarını anlayabilir miyiz? anlarız tabi. Hepimizin vicdanı var. Hepimizin aklı var. Aslında hepimiz her şeyi biliyoruz. Hoca dedi filan hoca böyle dedi. Bu taraflara savurmaya gerek yok. Şeytan mı bizi yönlendiriyor? İmanımız mı, aklımız mı yönlendiriyor? Bunu biliriz. Ahirete ne kadar yakın hissediyoruz kendimizi? Mesela ben ölüme ne kadar yakınım. Bir 20 sene diyorsam şeytan beni müthiş kucağına almış demektir. Hatta avucunun içine almış demektir. Ölüme 20 saniye de olsa yakınım. En fazla bir saat, en fazla iki saat deyip çok yakın mesafeleri yakınlık ölçüsü olarak alıyorsam ve gerekeni de yapıyorsam şeytanın tuzaklarına karşı planlama yapabiliyorum demektir. Kardeşlerim. İhlasımız arttıkça yani sadece Allah'ı merak edip Allah için yapma kapasitemiz arttıkça Müslüman kardeşlerimizle bir arada cemaatle olma, camide olmayı çoğalttıkça Allah'ım şeytandan beni koruyu ciddi bir şekilde dua ettikçe başladığımız işe besmele ile başladıkça Kur'an okumaktan günlük bir görev olarak zevk aldığımız sürece ve Allah'ı zikrettiğimiz sürece şeytanın üzerimizdeki kancaları derimize batmıyor demektir. Olsa olsa gömleğimizi delmiştir, derimize zarar vermemiş demektir. İhlas zayıfladıkça ne derler ne yapılır nasıl yapılır diye etkilenip iş yaptığımız sürece de bunun aksi oluyor demek. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كولمش لعنت لي شيطان الله سنير والحمد لله رب العالمين